56 saatlik sokak kısıtlaması devam ediyor. Peki cadde ve meydanlarda son durum ne? Haber muhabiri Melis Çoşan'a uzanacağız. Ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz. Melis. Evet, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını bugün ikinci günündeyiz. Her kısıtlamada hafta sonunda olduğu gibi İstanbul'da sokaklar, caddeler boş kaldı ama tabii ki de bugün de kısıtlamada çalışmak zorunda olan kişiler dışarıda. Hal böyle olunca da denetimler de sıkı bir şekilde devam ettiğini sizlere aktaralım. Biz şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Her kısıtlamada olduğu gibi güvenlik güçlerinin denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından sürücüler ve yolcuların belgeleri kontrol ediliyor. Araçları, polis ekipleri araçları tek tek durdurarak sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol ediliyor. Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlamanın uygulandığından bu yana sıkı bir denetim olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü değil, İstanbul'un birçok meydanında, bölgesinde denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini aktarabiliriz. Araçlar durdurulduktan sonra da belgeleri kontrol ediyor. Görevlendirme belgeleri de kontrol edildiğinde aktaralım. Bir de bunun yanında da denetimlerin devam etmesinin yanında da ayrıca yine her kısıtlamada olduğu gibi bugün market, bakkal, manavlar hafta sonunda, yani bugün saat 10'dan itibaren 17'ye kadar açık olacağını da aktaralım. Diğer saatler ise paket servisleri de devam edecek geceye kadar. Onları da sizlere aktarmış olalım. Dediğimiz gibi İstanbul'da sıkı bir denetim devam ettiğini sizlere aktaralım. Sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde değil, İstanbul'un birçok yerinde de denetimler tüm hızıyla devam ediyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.